Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Üniversite tercihleri başladı. Turgay Polat Sınav sonuçlarınız hayırlı olsun. Bazılarınız çok sevindi, bazılarınız üzüldü. Şimdi sıra kendinize uygun, mutlu olacağınız üniversite ve programları tercih etmeye geldi. Hepinizin kafasında amansız sorular, puanlar, taban puanlar, başarı sıraları. Tabi bu da önemli zaten hep söylediğimiz gibi bu bir sıralama sınavı siz de tercihlerinizi buna göre yapın. Sizler sınav puanına kilitlendiniz. Çünkü size o puanların çok önemli olduğu, o puanlar yükseldikçe iyi üniversiteye gideceğiniz, iyi üniversitede iyi hocalar olduğu, hocaların size her şeyi öğretebileceği söylendi. Siz de haklı olarak buna kilitlendiniz. Acaba bu doğru mu? İyi üniversite, iyi hoca, iyi bölüm diye bir şey var mı? Yoksa bunlar kocaman bir kandırmacadan mı ibaret? Tercih için size birkaç öneri. Hepinizin amacı üniversite bittiğinde hedeflediğiniz sektörde kariyer yapmak. Yani bu demek oluyor ki hepiniz mezun olduğunuzda bir CV yazacaksınız. İşte şimdi sizler CV'nizde ne olacağına karar veriyorsunuz. Tercihlerde bölüm değil, üniversite seçin. Çünkü siz 2022 yılının dünyasına merhaba dediğinizde ABD Çalışma Bakanlığı'nın araştırmasına göre bu mesleklerin %65'i olmayacak. Olacak tek şey her şeye hazırlıklı 21. yüzyıl becerilerine sahip yeni dünya insanı. Bu yüzden sizi bu amaca ulaştıracak üniversiteyi bulun. Bu yüzden sizlere en önemli öğüdüm geleceğin insanı olma becerisini kazanabilmenizdir. Bunun için çalışmanızı size tavsiye ediyorum. Gittiğiniz üniversitede yurt dışı imkanlar yoksa, hele hele de öğretim dili İngilizce değilse işiniz çok zor. Kampüs üniversiteleri yerine kent üniversitelerini tercih edin. Kentten kopmayın. Hayatın içinde kalın. 5 yıl aynı binada ders görmenin bu çağda üniversite olmadığını bilin. Şimdi size en önemli önerimi vereyim. Lütfen aşağıdaki 5 soruyu üniversitelere sormadan tercih yapmayın. 1. Üniversitenin yurt dışı olanakları neler? 2. Yabancı dil eğitimi nasıl? 3. Okuyacağınız bölümün ders çeşitliliği, farklı alanlarda eğitim imkanları neler? 4. Üniversitenin şirket işbirlikleri ve iş dünyasıyla ilişkileri nasıl? 5. Üniversitelerin yeni dünya becerileri, Big Data, yapay zeka, blockchain, siber güvenlik, game design Tasarım odaklı düşünme ve benzeri alanlarında eğitimleri var mı? Bu soruları sorun, cevapları sizi geleceğin insanı yapacaktır. Unutmayın, geleceğin mesleği yoktur. Geleceğin insanı vardır. Çünkü geleceğin insanı iletişim becerisi güçlü, girişimci, inovatif, yaratıcı, dil bilen ve dünya vatandaşı olmalı. Siz siz olun, puanı yüksek diye yanlış yere gitmeyin. Unutmayın sizden önce de yüzbinlerce hatta milyonlarca genç aynı yolu denedi, sonuç hep başarısızlık oldu. Şimdi siz yeni bir yol deneyin. Şimdi üniversiteleri araştırmaya başlayın. Unutmayın, üniversite eğitimi kişiye özeldir. İsteyin, talep edin. Araştırın ve dünyada doğrusu neyse onu isteyin. Çünkü bu imkanı bir kere yakalayabileceksiniz. Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuldu. Turgay Polat